Merhaba, bugün Ex Machina'ya nasıl mod yapacağız? Gerekli mod araçları neler? Bunları inceleyeceğiz. Ön izleme olarak bir bakacağız. Nelerin var olduğunu falan göreceğiz. Yani aslında yapması zevkli. Çok da zor bir şey değil. Yani öğrendikçe çok fazla zevk alacağınızdan eminim. Geliştirmesi eğlenceli bayağı. İsterseniz şimdi anlatmaya başlayayım. Şimdi gerekli olan Ex Machina Mod Tools adlı RAR paketini, yani SFX arşivini indirmek. Bir de Ex Machina oyunumuzun orijinal hali gerekmekte. İsterseniz Ex Machina Mod Tools içeriğine bakalım. Conversation Editor oyun içi diyalogları düzenler. Bu benim blog sayfamın linki. Oyun Files ve SDK Files Image Editor belli başlı dosyalar. Game Files'i oyunu açmadan önce çıkarmamız gerekiyor. Image Editor haritaları bundan düzenleyeceğiz. Image Editor'ı açmadan önce de SDK Files'i çıkarmamız gerekmektedir, yoksa hata verir. Bu da benim YouTube kanalımın adresi, yani linki. Bu da model editörü. Belli başlı modelleri inceleyebiliriz. Nokta sum modelleri de nokta gamma çevirebiliyoruz. Şimdi data için eklenecek dosyalara bakalım. Editör klasöründe editör için gerekli olan tüm dosyalar bulunmaktadır ve eksiksiz olmaları gerekmektedir. John Fick Editor oyun içinde çözünürlüğü değiştirmeyi, görüş açısını falan değiştirmeyi sağlar. Yani belli başlı şeyler var, fakat bunu pek önermem. Yani siz bilirsiniz. Ex Machina Pack ve UNGDP ile eski hard drive, yani Steam dışı versiyonlarında bulunan GDP paketlerini çıkarıp eklemenizi sağlar. Gizmet ise bu model editörümüzün config dosyasıdır. Image Editor config dosyası da, yani bildiğimiz gibi, Image Editor'ın config dosyasıdır. İsterseniz Ex Machina Mod Tools'u kurulumuna başlayalım. Bu setup Ex Machina düzenleme programlarını içerir. Kullanırken dikkat etmek gerekir. Eğer bilmiyorsanız YouTube kanalından videoları izleyerek öğrenebilirsiniz demişim. Editörü açmadan önce SDK Files.rar'ı çıkarmamız gerekir. Aynı şekilde oyunu açmadan önce GameFiles.rar dosyasını çıkarmak gerekir. Çünkü oyunla editörün aynı DEL dosyaları birbiriyle uyumlu değil. Kendilerine özel aynı isimli RAR dosyaları olduğu için maalesef bu yola başvuruyoruz. Kabul edelim. Burada nasıl yüklenir? Klasik metot. Hard drive opacal IPS klasörüne seçin ve kuruluma başlayın. Göz at kısmından. Bunu seçiyoruz. Ben hızlıca seçtim. Ve sonra çıkart diyoruz ve kurulum tamamlanmış olacaktır. Evet, şu an yüklendi. Evet, tüm dosyalar yüklenmiş görünüyor. Şimdi yavaş yavaş hepsine bakacağız. Buradan blog sayfama falan ulaşabilirsiniz. Yani böyle kısa yollar ekledim. Şurada tekrardan bahsedeyim. Conversation Editor'le diyalogları, yani sinematik dışındaki konuşmaları, kasabalardaki konuşmaları düzenleyebiliyoruz. Onun sonuçlarında falan görevleri falan ayarlayabiliyoruz. Orada blog sayfam, oyun dosyaları. Oyun dosyalarını çıkarmadan hard drive açamayız. SDK file'ı çıkarmadan da Image Editor'ı açamayız.
Burada da YouTube kanalımın bağlantısı ve model editörümüz. Data'ya bakıyoruz. Config editör. Config'i düzenliyor ama dediğim gibi pek önermiyorum. Config dosyasından da zaten elle düzenleyebilirsiniz. Burada çeşitli config dosyalarımız, GDP programı falan yüklenmiş görünüyor. Şimdi Conversation Editor'ı açtık. Bakalım. Öncelikle buradan Dialogs Global dosyasını seçeceğiz. Evet, şimdi açalım. Burada gördüğümüz gibi haritalar var. Haritalardan klasör çıkarıp bulabiliyoruz. Mesela bu yer Hello Dialog falan. Şimdi bunları açıyoruz. Şimdi ilk baştaki bu script condition kısmında bu diyaloğun açılması için gerekli olan gereksinimler yer alıyor. Mesela bu yer quest görevi alınmalı demişiz. Bu son diyalogda da konuşma sonrası yapılacaklar eklenmiş. Şunu aktif et, şu görevi tamamla. En altta text kısmından da konuşma yazılarını değiştirebiliyoruz. Örnek olarak Hello World yazıp kaydedersek, yani diyalogda Hello World yazacaktır. İşte farklı kaydet, çıkış falan var. Ben kaydetmeden çıktım. Şimdi Game Files, Hard Drive, M3 Editor ve SDK Files'e bakalım. Editörü açmak için SDK Files'i çıkardık ve editörü açıyoruz. Evet, editörümüz sağlıklı bir şekilde açıldı. File kısmında yeni dosya veya var olan dosyayı açma gibi basit sıradan seçenekler var. View'de de mesela Minimap Toolbar'ı ben gizledim. Böyle çeşitli kısımlarda çıkan araçlara gösterip gizleyebiliyoruz. Layers'ta da bir sürü özellikler var. Ama çoğuna alt kısımdan da ulaşabilirsiniz. Tools kısmını ben çok kurcalamadım. Render Params kısmında da belli başlı şeyleri gösterebiliyorsunuz. Yani İngilizceden anlayabilirsiniz. Prefabs'ta da işte prefabları düzenleyebiliyorsunuz. Help kısmında pek bir şey yok. Şimdi Nav kısmından yeni harita oluşturabiliriz. Nav size bölümünden ise haritanın genişliğini ayarlıyoruz. Ground level edelim. Haritanın hangi yükseklikte oluşturulması gerektiğini ayarlıyoruz. OK'a bastığımız oluşturur. Şimdi oluşturmayacağız. Hazır haritayı açacağız. R1N1'i açalım. Cry yüklensin. Bu kısımda çok fazla dokunmayın. Yanıt vermiyor falan ama endişelenmeyin, yüklenir. Evet, haritamız yüklendi. WASD ile hareketler sağlanıyor. Farenin kaydırma tuşu, orta tuşu ile sağ sola bakıp bu şekilde etrafta gezinebiliyoruz. Gayet kolay. Çok bir şey yok. Bu dağ oluşturma, yani terrain'i düzenleme. Bunları bilmiyorum. Bu yol editörü, su editörü, su ekleyip bu da hava editörü. Bu saat, bu da işte varlıkları eklemek için. Bu da locations. Belli başlı şeyleri ayarlamak için kullanıyoruz. Mesela Lisa Rolik Log bir locations'tır. Bu bölüme gelince belli başlı kodların çalışması sağlayabiliriz. Obstacles'i pek bilmiyorum maalesef. Ama önemli bir özellik gibi görünüyor. Zones ise düşmanların nerede çıkacağını falan ayarlayabiliyoruz. External Path ise araçların, yani nereden nasıl şekilde gideceğini ayarlayabiliyoruz. Mesela Lisa Runout Path'te Alice'i yardıma ihtiyacımız olmadığını söylediğimizde nasıl Waterland'a gittiğini External Path ayarlıyor.
Burada da çeşitli şeyler var. Bu kamera speed'i ayarlamayı sağlıyor. Çeşitli yani kamerayı ne kadar hızını arttırırsanız o kadar hızlı gidiyor. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca shift'e bastığınızda daha da hızlı gidebilirsiniz. Burada layer var. Player Pass Map Edit'ten bahsetmek istiyorum özellikle. Bu genelde çoğu oyuncunun sinirini bozar. Sinir bozucu bir özellik. Şimdi sol tıkladığımızda böyle Player Pass Map Edit ekliyordu. Sağ tıkladığımızda ise kaldırıyordu. Tam tersi de olabilir. Yani anlayabilirsiniz rahat bir şekilde. V ile boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ekleyip bu kırmızı olan yerlere giriş yapamıyoruz. Girsek de hareket etmemiz pek mümkün değil. Aynı şekilde diğer farenin diğer tuşuyla de bunu silebiliyoruz. Daha kolay olması aracıyla şu tuşa basınca yeşil olan yerler de gözüküyor. Yeşil olan yerlerde istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Ama kırmızı alanlara giremeyiz. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekrardan dediğim gibi farenin bir tuşu kırmızı alanları geçilmez alanlara ekliyor. Diğer tuşu da onu siliyor. Evet, şimdi onu kapadık. Başka burada bir sürü özellik var. Bunları sonra inceleyeceğiz. Sadece bir temel olarak nasıl kullanılması gerektiğini göstermek istedim. Burada yeni harita ve var olan haritayı açın yanında bir de kaydet var. Buraya basınca direkt kaydeder. Buradan teker teker de kaydedebiliriz. Veya hepsini kaydete de basabiliriz. Yeni harita oluşturduğumuzda tümünü kaydetlediğimizde bir iki hata verebilir. Bunu dikkate almamak gerekir. Şimdilik bu kadar da. Burada değişiklikler kaydedilsin mi diyor. Ben şu an kaydetmek istemiyorum. Burada temp dosyaları var. Editörü kullanırken oluşturuluyor. İsterseniz silebilirsiniz ama şimdilik silmiyorum ben. Burada model editörümüz var. Yani pek ben bir düzenleme yapamadım. Buradan nokta gam modelleri açabiliyoruz. Burada models klasöründe belli klasörlere ayrılmış biçimde bulunmaktadır. Mesela Vehicles'a girelim. Beleze girelim. Cab V2, Cabin 5 olması lazım. Evet. Bu şekilde açıp görüntüleyebiliyoruz. Yani. En ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyoruz. Burada mesela objelerden Axle'ı açalım. Burada Stand 1, Reservoir 1. Bu animasyonlarını oynatıp görüntüleyebiliyoruz. Bu sinematik sahnelerinde bunları ekleyerek işte karakterlere hareket falan katabiliyoruz. Bunları daha sonra göstereceğim. Burada da işte çeşitli şeyler var. Zamanla onları da göstereceğim. Burada Load Gun ve Load Sum var. İşte burada çeşitli birkaç ayar var. Efekt ekle var ama ben efekt pek yüklemedim. Denemedim. Sim modellerini de yükleyebiliyoruz ve bunları game'e dönüştürebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi gam dosyasına dönüştür var. Bu kadardı. Şimdi bunu kapatalım.
Yani burada genelde oyunun dosyaları açıktır. Böyle çok fazla karmaşık değil. Yani burada gördüğünüz gibi GDP de var. Eğer bu büyük fazla dosyalar yoksa GDP ile çıkarabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Daha sonra bu dosyaları teker teker inceleyeceğim. Sonra görüşmek üzere. Bu videoda sanırım bir arıza olduğu için arkadan farklı bir ses gelebilir. Bunu ileride çözeceğim. Şimdilik editöre böyle bir ön olarak bir inceledik. Daha sonra bunları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Beklemede kalın. Hoşça kalın.